1928 tarihinde Sadak oğullarının Şevki Hüseyin tarafından yaptırılmış. Bugün de aynen kullanılıyor. Herhangi bir değişiklik yapılmamış. Odada. Bugün içinde oturan da Şevki Dere'nin torunu Hüseyin Hüseyin. Azimay'ın dedenin torunu Hüseyin Özdemir oturuyor. Arkadaşlar bir selam söyleyeyim ya. Şerif oğullarına Şenlik Turan'ın binası olup 1944 yılında yapılmış. Ahırlarına ağaçları ormanlık bölgesi olan Karayatak Tumarlı Köyü ile Söğüt Köyü arasındaki sınırımızdaki bulunan bölgenin ağaçları olup 1944 yılından önce
Qoro doğurlar namazın ahırlarının mereğinin ağacı olup bilahare o namazdan da şeymiş tebe alarak damların ahırlarının ağacını kullanmış. Bugün bugün de hayatta duruyor, hayatta da. Söndürer mi? Söndürerek işaret ettiğiniz söndürmedi. Kış aylarında hayvanlar ahıra bağlanarak o tutaman yem ile besleniyorlar. Ta ispara kadar. Nisan ayının sonuna kadar içeride yem yiyor hayvanlar. Değirmen Sultan Bulgur'u bidey olarak burada değirmen dövüyor. Bulgur, yarma. Değirmen sahinin su arıp yatağıdır burası. Değirmen suyla çalıştığı dönemde. Oranın şimdi Murat Bey bizim 60 tarihinde falan o gördüğünüz eski değirmenin temel binasıdır. Eski değirmenin kalıntısıdır. Orada o zaman 60 tarihinde babam tapulu olarak bunu Ruslardan aldı. Malakan'ı. Ruslardan yani şimdiki boyutu Malakan diye tabir ettiğimiz insanlardan aldılar onu. Onu aldıktan sonra 1986'ya kadar faaliyette bulundu. 1986'da oraya ikral olunduktan sonra yani şimdi yeni bina yapılmak süresinde yeni binaya taşındı. Yeni binada da gördüğünüz gibi faaliyet şu anda burada yapılmaktadır. Faaliyetini şu anda günümüze kadar burada vermektedir faaliyetini. Şimdi vatandaş getiriyor buğdayını, getirdikten sonra buraya döküyor buğdayını. Buraya döküldükten sonra burada eleme işlemi geçiliyor. Birkaç aşamadan geçtikten sonra en son geliyor buradaki aktarıcına gördüğünüz bu taşa geliyor. Taşa un yapıldıktan sonra buraya iniyor çıkışlar. Buradan şey vasıtasıyla, erozon vasıtasıyla geliyor ikinci yerleştirden. Yukarıya çıkılmak suretiyle buradaki gördüğünüz un eleğinde elemiyor. Un buradan çuvala ayrılıyor, tepekte orada. Böylece öğünme işlemi tamamlanmış oluyor. Vatandaş çuvalını almak suretiyle alıp gidiyor. Şimdi diyelim burada da yarma bulgunun yapıldığı bir kısmı var. İyi bayılayım. Burada da vatandaş geliyor buğdasını. Ya çiğ olarak, yarma olarak yapıyor, yarma tabir ettiğimiz şeyler yapıyor. Veyahut da götürüp evinde kaynatmak suretiyle bulgur yaparak getirip burada şunu yapıyor. Buraya ıslatmak suretiyle döküp, dövüyor bu taş dövme suretiyle. Kabuğu çıkarılıyor, ondan sonra dışarıya çıkarıp savrulup, kurutulup, ondan sonra getiriliyor. İkinci bir aşama olarak burada bu makinede kırma işlemi yapıyor. Yapılmak suretiyle vatandaş alıp götürüp onun pilavını yapıyor. Kahvesiyle, şürmesiyle çok da güzel oluyor. Bulgur pilavı. Burada doğal olarak kendi olanaklarımızla yapılıyor. Babamın kalan diye gelmiş. Babamın bacısı. Babamın bacısı bilirim. Babamın kalan.
Kumpan olur. Bu gözden Yok, olur mu? Siz Eskilerin pastası bulunmaz. Allah razı olsun. Babam olur. Yanım diğer bir çay. Sağ ol. Ne oldu? Şuradan taşı, taşını çek. Nene, kasını fırtıkı nasıl pişiriyorsunuz? Onu bir söyler misiniz de? Tabii ki, ama ne koyuyorsunuz? Germat. Ya nasıl koyuyorsunuz? Bundan sesini yapıyorsunuz. Yağmağın, yağmağın, değil mi? Birini de söyle. Benim efendimden bir şiir de dinleyelim. Şehir ve kıymet var Tekin abimizin. Köyümüze yakış olduğu sebebi istersiniz. Benim de katlarım olduğu amacıyla köyümüzü tanıtmak amacıyla bir şiir okumak istiyorum. Köyüm Söğütlü. Doğusu Gözeller Çeşmesi, Batısı Derboğaz Eresi, Güneyi Çinlik Ovası, Kuzeyi Ziyaret Tepesi, her taraf ağaçlarla kaplı Söğüt Meşesi, anlatmaya layık köyüm Söğütlü. İlkbahar olan da çıkar yaylası, boz çiçeklerle dolan gelinlik tarlası, zambaklarla sene Çinlik Ovası, çiçeklerle meşhur bir köyüm Söğütlü. Ağustos ayında ekimler başa kaçıyor, yulafı artası buğda zirane saçıyor, ürün için tarlalarda asat başlıyor, tarım için elverişli köyüm Söğütlü. Ziyaret Tepesi erenler yatar ya, Çimdik suları verbe, verman olsalı. İstirgen kestik mene, evelik yapları. Boğaz dikleri de güzel bir köyüm Söğütlü. Söğüt ağacı her taraf kaplamış. Dıldırcımı tekliği, turnaklı varmış. Kargası güvercini atmazası kormuş. Göçmen kuşları da meşhur bir köyüm Söğütlü. Yaz olanda sebzesi patates ekilir. Korunla sülatı çayırı biçilir. Gözeller çeşmesinden soğuk sikilir. Kaynak suları da meşhur bir köyüm Söğütlü. Selim'im anlatır şu ara bilirler. Selam olsun Türkiye'ye verirler. Sizler de bizleri seyredin. İnternet sitenizden anlatmayla bitmiyor köyüm Söğütlü. Teşekkürler, saygılar. Üçlü Saran'ın torunu benim. Yüzlü yıllarda yapılmış ne bir çizgilden